Herkese merhaba. Ben Nursen öğretmen. Öğrencilerim çizdikleri Doodle çalışmalarıyla özgün hikayeler oluşturdular. Oluşturdukları bu hikayeleri bir webhike aracı olan Chatterfix ile seslendirdiler. Şimdi onları dinliyoruz. Merhaba, ben Alex. Bugün hava çok güzel. Ben de bisikletimle gezmeye çıkıyorum. Çok mutluyum, çok eğleniyorum. Birazdan arkadaşlarımla parkta buluşacağım. Hoşça kalın. Bir gün fare arkadaşı periye gitmiş. Peri ona yıldız pençesiyle avrakadamla demiş ve ortaya peynir çıktı. Fare de çok mutlu olmuş. Sonra fare evine gitmiş. Evde çay içmiş. Birden misafir gelmiş. Dindon içeri girebilir miyiz? Örümcek ile zürafa ile çay içmişler. Merhaba, ben Ayhan Rıza. Tokyo'da okulunda okuyorum. Sizlere bir hikayem var. Bir sabah her iki yer karla kaplanmış. Ali Hamza karları görünce mutluluktan havalar uçmuş. Neşeli bir kardan çocuk yapmaya karar vermiş. Kardan çocuk yapmış ama kardan çocuk çok üzgünmüş. Ali Hamza evden hemen atkı ve bere almış. Kardan çocuğa takmış. Meğer bizim kardan çocuk üşümüş, ondan üzgünmüş. Bir varmış bir yokmuş. Ufak tatlı bir çiftlikte yaşayan çok neşeli bir inek varmış. Arkadaşları bu ineğe Benekli diyorlarmış. Benekli akşama kadar çiftlikte ot yiyip arkadaşlarıyla şakalaşıp oyun oynuyorlarmış. Merhaba, ben Elif Sare. Şimdi size anlatacağım hikayeyi çok beğeneceksiniz. Bir gün aslan ormanda gezintiye çıkmış. Çok susadığını fark etmiş ve az ötede olan deniz kenarında su içmeye karar vermiş. Gittiğinde orada bir balık ve ineğin sohbet ettiğini görmüş. O da onlara katılıp birlikte sohbet edip çok güzel arkadaş olmuşlar. Kuzey, bir varmış bir yokmuş. Hava yaz, havası dondurma. Yemek için dışarı çıkan Kuzey yolda ağaçlı bir alanda yürürken karşısına dinozor çıkmış. Korkudan elindeki dondurmayı düşürüp koşarak eve gitmiş. Aslanın tuzağı. Bir ormanda inekler ve aslanlar yaşarmış. Aslanlar ineklere bir çukur kazıp tuzak kurmuş. İneklerden biri tuzağa yakalanmış. Poko hemen yardım istemiş. Boncuk hemen yardıma gelmiş ve arkadaşı Poko'yu kurtarmış. Dondurma da tırtıklı bir sabah dolaşmaya çıkmıştı. Birazcık uzaklara gidince bir de ne görsün, dondurma dağı vardı önünde. Dinozor kuşlar da gelmişti. Tırtıklı, meraklı dondurma dağına yaklaştı. Güneş varken beyden dayanamayıp dondurmayı istedi. Dişi çok buzlandı. Hoh 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 yapmaya başladı. Güneş varken çok terliyordu. Dondurmayı yalaya yalaya bitip eve döndü. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde bir aslan varmış. Aslan ormanda gezerken bir inek ile karşılaşmış. İnek ondan korkup kaçmaya başlamış. Oysa ki aslan arkadaş olmak istiyormuş. Sonra çok iyi anlaşıp arkadaş olmuşlar. Güzel bir kasabada Ceren ve Aliş yaşarmış. Ceren'in taşı şişesine girmesine bir gün kalmış. Aliş'i Ceren için sabah erkenden Ceren'i çok istediği pembe bisikleti almışlar. Ceren bisikleti görünce ve en sevdiği renk pembe olduğunu işin havalara uçmuş, çok sevinmiş, mutlu yaşamışlar. Aslanın iyiliği. Bir gün bir kaplan varmış ve bir gün karnının acıktığını fark etmiş. Ve az ileride bir inek görmüş ve ona saldırmış. Bunları gören aslan ineği kurtarmış ve inek ona teşekkür etmiş ve yakın bir dost olmuşlar. Bir gün hayvanlarımız aç kalmış. Hayvanlarımız peri kızını çağırmış. Peri kızı onlara sihirli değneği ile yemek vermişler. Yemek vermiş. Çok sevinmişler. Mutlu mesut yaşamışlar. Bir gün Sare uyandığında kaybolduğunu görmüş. Sonra elini yüzünü yıkamış ama geçmemiş. Bir de ne görsün, bu bir rüyaymış.